15 Mayıs sabahı nasıl bir güne uyanmak istiyorsunuz? Açıkçası çok mutlu bir güne uyanmak istiyorum. Tayyip'i de destekliyorum buradan sonuna kadar. İnşallah kazanır diyorum Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar Tayyip ya arkadaşlar diyor da onlar çok zengin olduğu için AK Parti'yi tutuyormuş benim arkadaşlarım. Öyle diyorlar. Ama bilmiyorum 15 Mayıs sabahında güzel uyanmak istiyoruz tabii. AK Parti'nin kazanmasını istiyoruz. Öyle yani. Ama hep şey diyorlar, kavga çıkacak diyorlar 15 Mayıs'ta. Evinizden çıkmayın diyorlar. Bu da bir teori yani. Bilmiyorum ama inşallah Tayyip kazanır diyorum. Neden Erdoğan? Çünkü yaptıklarını görüyoruz. Yani bir adamın tamam ekonomi kötü olabilir ama TOG yaptı burada. TCG Anadolu gemisini açtı. Ne bileyim adamın bir zararı yok ya. Gençler sana güler. Niye abi? Niye? Bu düzen değişmesi lazım kardeşim. Niye abi 20 yıldır bence adam gayet. Abi görmüyor musun uçaklarımı? Teknofest'e gitmiyor musun abi? Evet abi. O düzen o kadar da şeyler yapacağını halka bak alım gücü kalmadı. Alım gücü kalmadı. Yok tamam da senin tamam. Gençsin sana onu savunma. Evet. Bak bütün gençler ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu diyor, şey diyor. Ondan sonra bu düzenin değişmesi lazım diyor. Bu düzen faşist bir düzen yani. Doğru abi sen. Ya sen şimdi hoşuna gidiyor mu bu? Ne abi? Hoşuna gidiyor mu yani? Şimdi bu hükümetten memnunsun değil mi? Yani memnunum. Bir sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Evet benim için kendi şahsi adıma. Yazıklar olsun sana. Yazıklar abi olsun. Bir konuşabilir miyim? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Kim dedi şunu? Bak şimdi anlamadan bir lafı bilmeden. Ama şöyle bak şey, şimdi. Selahattin Demirtaş terörist suçundan içeri girmedi ki. Ne için girdi abi suça? Sana şunu söyleyeyim. Yani başkan yaptırmayacağız dedi. Ondan dolayı içeri girdi. Evet abi. Seni başkan ama Apo'nun heykelini dikeceğiz diyordu hani. Neyi dikeceğiz? Apo'nun heykelini. Selahattin Demirtaş diyordu ya, ki Apo'nun heykelini dikeceğiz. Ya öyle bir şey var mı be kardeşim? Bu burjuva tamam mı? Bir şeyler uydurur evet, kendi kafasına. Atar ortaya. Basın bu. Basını susturamazsın. Önüne doğru gelen bir şey evet söyle. Yani değiştirin siz. Bak yarın bir gün kız arkadaşta ne olacak? Senin arkadaşlık yapmaz yani. Senin aydın olman lazım. Yani ben 81 yaşındayım. Ben niçin? Senin mücadeleni veriyorum ben. Yarın güzel günler sizi bekliyor. İnşallah. Ya ben daha şurada evim ne olur. Keyfi geliyor abi. Geliyor işte bizde. Geliyor gümür gümür. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyor mu lan? Anlamıyor ya. 15 Mayıs'ta göreceğiz abi şimdi konuşmak öyle doğru. Oğlum 15 Mayıs değil 14 Mayıs birincisi. Bak, ikincisi. Bir bak adamın her yerde sarayı bak olmaz. Hayır abi bak. Evet abi. Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Evet, bizim ilçede 20 tane İmam Hatip Lisesi var. Bir tane Fen Lisesi var. Bir tane Fen Lisesi, 20 tane İmam Hatip Lisesi var. Bu kaşıllarda. Böyle bir şey ya, olur mu? Ne diyorsun? Valla bir çık. Bir şey ya. Evet, ülkenin abi anasını mahvettiler. 14 Mayıs'ta bunlar gitmezse biz var ya Afganistan'la Suriye, Irak aynı olacağız. Neden? Bak Suriye'ye şeriat istediler sonunu gördük. Irak'a şeriat istediler sonunu gördük. Tamam, Afganistan'a şeriat istediler sonunu geç gördük. Geç kalacağız Türkiye'ye olursa görmemiz Arka lazım. Yayınlar, rahatlık, demokrasi ve cumhuriyetimizden ilerlememiz lazım. Sonuna kadar. Bunları İmam Hatip okuyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.